Herkese merhaba. Evet, sizlerle nasıl oluyor da en lezzetli, en keyifli, en böyle vazgeçilmez düşündüğünüz bir yemeğin karşısına ben vazgeçebilme iradesini koyabiliyorum. Bunun sebeplerini sizlerle ve nasılını paylaşmak istedim. Çünkü bence orada bir şeyler oluyor. Ve son karar anında bilmeniz gereken, hatırlamanız gereken bir şey var. O bilgiyi sizler de hatırlayacak olsanız bence rahatlıkla doğru olanı tercih edebilme kararlılığını gösterebileceksiniz diye düşünerek sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz. Evet, hazır mısınız bilmiyorum. Sizlere bugün dönerden bahsedeceğim. Döner ki böyle sokaklara girdiğinizde böyle aklınızı başınızda alacak inanılmaz kokular yayan aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinin de en önemli engelli olarak kabul edilmişti bir dönem. Evet, sokaklardaki bu koku gerçekten Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilmeyen bir şey bu arada. Onu da not düşeyim. Arkadaşlar bu yüksek cazibeli ürün, dünya markası ürünümüz nasıl olur da bir tıbbi beslenme bakış açısına göre şiddetle önerilemez listesinde. Bunu sizlerle şöyle paylaşayım. Daha önceki videolarımda sizlere danacılık sektöründeki kullanılan mısırın hayvanların protein yapılarında oluşturduğu bir problem. DHA izomerleri. Yani hayvanın aslında protein yapısı aynı gibi görünür ama yer değiştiren bir durum olur. Bunlar izomer yapılar deniyor. Bu yapıda vücutta tanımlanmıyor, tanımlanamıyor ve alerjik reaksiyonlar, yani otoimmün reaksiyonlara zemin hazırlıyor. Otoimmün reaksiyon dediğimiz şey de insanın halsizlik, yorgunlukla başlayan ama sonrasında çökmelerle, yani bu antikorların çökmeleriyle bir nevi organların, fonksiyonların bozulmasıyla. Yani Hashimoto da aslında bir otoantikor çökümü, aslında diyabette de aynı bir otoantikor çökümü ve birçok kalp mesela kapaklarında da böyle otoantikor çökmeleri görülür. Yani sizin bu sürekli duyduğunuz hastalıkların altında bu reaksiyonların olduğunu bilmenizi istiyorum. Siz bilseydiniz ki böyle bir antikor oluşturacak, yani hanginiz beden sarayına kavga edeceği bir elemanı alır? Yani bir çalışanı alır. Yani ben ondan enerji elde etmek istiyorum. Onu mühendis olarak kullanmak istiyorum. Ama o gelecek benim diye protein yapıları veyahut da savunma hücrelerim tarafından kabul edilmeyecek, reddedilecek ve hücre sarayına layık görülmeyecek ve onunla çarpışacak ya. Var mı öyle bir şey? İşte siz bunu düşündüğünüz zaman siz o döneri şöyle dersiniz ki arkadaşım ya bugün bu döneri yemesem de olur. Doğru döneri bulabileceğiniz bir olasılık var. O da Erzurum çağ kebabı gibi kuzu etinden yapılan dönerleri tercih ederek bu dana ile ilgili riski durdurabilirsiniz diye tavsiyemdir. Bir diğeri de arkadaşlar baharat yönüyle zenginleştirme metotları sindirimi kolaylaştırıcıdır. Bir diğeri de ben etlerle ilgili özellikle hayvansal proteinlerin yükünü artırmakla ilgili nedenlerden dolayı çekimsel davranıyorum. Yani çok aç da olsam insanın hayvansal proteine olan ihtiyacının bu kadar fakat yüksek olmadığını çok iyi biliyorum. Diğer videolarımı izlemişseniz bununla ilgili zaten rakamsal olarak da paylaştım. İnsanların bu kadar protein yükünü taşıyamadığını, bu nedenle de hızlı yaşlandığının bilgisini sizlerle paylaşmıştım. Hatta osteoporozun bile bir nedeninin yüksek hayvansal protein kullanımının oluşturduğu asidoz. Bu asidoza karşı vücudun kalsiyum kaynaklarını kullandığı bilgisi de aklıma gelince yahu ben bu eti yiyip şimdi bedenimi asidoza sokacağım. Söz konusu olan böyle kıt kanaat elimdeki kalsiyumları harcayacağım. Yahu böyle... Yani bu alışveriş bana hesaplı gelmiyor anlayacağınız. Dolayısıyla ben bu dönerden çok da öyle çok şey yapmadan rahatsız, yani öyle o hevesim olmuyor. Yani öyle aman yanındakiler yiyince ya ben de şöyle yiyeyim
falan havasına hiç de girmiyorum. Ha çok canım istedi. Öyle bir dilim alıp ağzıma alıp nefsimi rahatlattığım çok olur. Bu konuda da böyle gerek yok yani kasmaya, öyle kendini aman aman öyle fanusa sokmaya. Ama genel olarak dönerle doymadığım belki 10 yıldır. Yani bir döner yiyeyim. Ama yiyecekseniz de illaki yiyecekseniz hakikaten insan beden sarayına layık olduğuna inandığımız bir döneri bulun, onu yiyin. Onu da yediniz mi? Nasıl sindireceğinizi bilin. Onun sindirme aşaması, onunla beraber az su için, onun yanında mutlaka böyle mide asidini güçlendirecek azıcık turşu, çok az turşu ya da yarım bardak kadar şalgam veyahut da bir kuru soğan, bununla sindirme iyice güçlendirin ki denatüre edilememiş protein kalmasın midenizde ve bağırsak sisteminde daha az alerjik reaksiyonlara dönüşür. Çünkü iyi denatüre edilemeyen protein daha ciddi riskler oluşturduğunu da hatırlatmış olayım diyorum. Ve şunu da bilmenizi isterim, önemli olan kirlenmemek değil diyoruz, temizlenebilmeyi bilmemektir. O yüzden madem ki böyle bir şey yiyeceksiniz, o zaman temizlenebilmeyi de 2 saat sonra bol bol temiz bir su, mümkünse yüksek alkali, yüksek iyonize çözücü gücü daha etkin olan bir su da içimini başarabilirseniz bu da sizin buradaki zararınızı minimize etmeye katkısı olacaktır. Ve yanında mutlaka yani yediğiniz etin ağırlığının en azından bir misli kadar fazla salata, yeşil salatalar. Bu domates ve salatalık değil arkadaşlar. Yeşil salataları hazırlatarak hem sindirimi de katkısı olacak. Burada salatayı çok abartırsanız sindirimi sabote de edersiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Buradaki bir misli kadar diyoruz. Yani 100 gram et yediyseniz 200 gram kadar yeşil salata sindirime katkısı olur. Ama 400-500 kadar gram yerseniz de sindirimi zorlaştırıyor olduğunuzu hatırlatmak istiyorum. Bir diğer gıda hazırsanız pideler. Şu özellikle Karadeniz pideleri, Antep lahmacunu veyahut da Konya etli ekmeği gelsin. Şimdi ben bunları geçen Konya'daydım. Etli ekmek benim öğrencilik yıllarımda, tıp fakültesini Konya'da okuduğumu hatırlatmak istiyorum. Öğrencilik yıllarımda böyle çok da tercih ettiğimiz pidecilere tekrar böyle anılarımızı yaşamak için gittim. Gittik de yani inanın arkadaşlar o içinde artık hatıraların olduğu etli ekmeği bile bakın eski yapış metotlarının değiştiğini gördüm. Eskiden kuzu etiyle yapılırdı arkadaşlar. Etli ekmek, Konya etli ekmeği dediğiniz şey kuzu eti kullanılırdı. Ama bırakmışlar. Kuzu eti kullanan bir etli ekmekçi bulamadım. Hepsi dana etine geçiş yapmış ama kuyruk yağı kullanıyoruz hocam dediler. Dana eti, kuyruk yağı ekliyoruz. Böylelikle sanki hafif oradaki hatırayı temsil ediyor gibi görünüyor. İkincisi, hamurları maalesef bu GDO'lu dediğimiz buğday ürününden elde edilen hamurlar kullanılıyor. Eskiden de öyleydi ama şimdi biraz daha böyle hassasiyet gösterdiğim için böyle az bir şey yedim. Yani hani hatırası var, muhabbeti var diye yedim. Ama tercihimi nerede kullandım biliyor musunuz arkadaşlar? Tercihimi bamya çorbasında kullandım. Bamya çorbası gerçekten muhteşem bir besin. Sizlere öneririm. Sizi pişman etmez. Ve sonrasında bağırsaklarınıza katkısıyla da memnun eder. Dolayısıyla pide kavramında da yine benzer bir durum var arkadaşlar. Dolayısıyla bu konularda daha böyle kolaylıkla neden tercih etmediğimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım ki fayda ve katkı sağlamışımdır. Sevgiyle kalın. Bu konularda hassasiyet oluşturmak istediğiniz dostlarınıza ve hassasiyet içerisinde yaşamak isteyen arkadaşlarınıza konuyu paylaşarak onların da daha fazla bilgi sahibi olmasına katkı konuda bulunabilirsiniz. Keyifle kalın, hoşça kalın.